Tamer Korkmaz, Gladio Şebekesi Soğuk savaş döneminde Avrupa'da ve Türkiye'deki komünizmle mücadele derneklerini finanse eden CIA'ydı. Amerika, NATO'nun bu fevkalade kirli ve kanlı gerilim stratejisi Türkiye'de darbeleri de beraberinde getirmiştir. Paul Hens için komünizmle mücadele konseptinin ideolojik dinozoru denir. 1970'li yıllarda Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması operasyonunda önde gelen ajanlardandı. Ankara'da görev yaptığı yıllarda CIA şefinin kankası Kasım Gülekti. Gladio'nun İsviçre'deki kolu P-26 locasıyla da bağlantıları olan Gülek, CIA'in şemsiyesi altındaki Mun Tarikatı'nın Türkiye'deki ilk temsilcisiydi. Hans, Papa suikastini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bulgaristan'a yıkmak, böylelikle eylemin arka planındaki Amerika CIA'yı Gladio Vatikan'ı perdeleyebilmek için büyük çaba göstermiştir. Aralık 1981'de, Mehmet Ali Ağca'nın Moskova'nın emrindeki bir tetikçi olduğu yalanını fırına veren Paul Hens'ti. Papa suikastini İtalya'daki Bulgaristan vatandaşları, Antonov, Ayvazov ve Vasilev'in üzerine yıkmak için Mehmet Ali Ağaca İtalyan savcı Martella tarafından antrene edilmişti. Ağaca Papayı Neden vurdun adlı kitabında anlatıyor. Bir gün Martella bana dedi ki, bak Ali 13 Mayıs 1981 günü suikasten birkaç saat sonra Bulgaristan'ın Roma Büyükelçiliğinden diplomatik bir kamyon Sofya'ya hareket etmiş. Bu kamyon senin Bulgaristan'a kaçman için iyi bir fırsat değil miydi? Ağaca savcıya bu güzel bir fikir. Bu kamyonla suikast sonrasında Roma'dan Sofya'ya kaçma planımız vardı diye cevap verdiğini söylüyor ve ekliyor. Tümüyle uydurma olan bu kaçış planını okuyanlar Bulgarların Papa suikastinde sorumlu olduğuna inandılar. Martela'nın cezaevini ziyaretinde trajikomik sahneler yaşanmıştı. Savcı üç Bulgar diplomatın fotoğraflarını Mehmet Ali Ağca'nın önüne serip "Bak bunlar değil miydi?" diye sormuş. Ağca da ilk kez gördüğü bu kişilere ait fotoğraflara bakıp "Evet bu ikisi benimle suikaste işbirliği yaptılar." demişti. 7 Mart 1983 tarihli İngiliz gazetesi Daily Express Papa suikasti için şu manşeti atmıştır. Kremlin'in komplosu. Suikast davasının ikincisinden hemen önce Ekim 1983 Ağaca'nın verdiği ifadelerin kayıtlarını çok özel bir kaynaktan elde etmiş gizemli bir adam vardı bir İtalyan avukat. Bu adamı Washington'da ziyaret etmiş. Masasının üzerinde o günlerde çok gizli olan dava dosyasından bir deste sorgu tutanağını görünce afallamıştı. Ziyaretçisinin bakışlarının nereye takıldığını fark eden Michael Layden tebessüm ederek sus işareti yapıyordu. Neokondış politika analisti ve yazar Ledin, Bulgar bağlantısı yalanını yaygınlaştırmakla görevli kadroda önemli bir isimdi. Derin İtalya ile bağlantıları kuvvetliydi. Ekipteki gazeteci, kisveli, terör uzmanı, CIA mensubu Claire Sterling ve... Ile... Arnold de arkasında Lennon vardı. Borça ve Moon Tarikatı'nın gazetesi Washington Times'ta bir dönem gazetecilik yaptı. Reuters Digest'ta da CIA'nin yayınlanmasını istediği yazıları kaleme aldı. Reuters Digest'ta yazı işleri müdürlerine ödemeleri CIA yapıyordu. 80'li yılların ortalarında Amerika İran'a gizlice silah satmış, bu satıştan elde edilen kazancı Nikaragua'da sağcı kontra gerillaları için harcanmıştı. Skandalda önde gelen isimlerden birisi Ledan'dı. Reagan'ın başkan seçilmesinde katkıları olmuştu. Kasım 1980'de Reagan'a yenilen Jimmy Carter'ın kardeşi Billy Carter'ı karalama kampanyasını yönetti. Bu işte İtalyan gizli servisine ve CIA'de çalışan Francesco Pizienza ile birlikteydi. P2 Mason locasının patronu Licio Gelli, Pazienza'yı Banco Ambrosino'nun başına getirmişti. Jelly'nin diğer gladyatörü ise Stefano Delle Chayre'dir. Chayre, Chatley'i 1982'de Miami'ye götüren ajandır. Michael Ledden'ın CIA'in örtülü operasyonlarındaki partneri Ted Chakley'di. Sheckley, silah tüccarı Edwin Wilson'ın karanlık işlerini desteklemişti. Wilson, 70'lerin sonunda Frank Turpil'in ortağıydı. Murat Bayrağı silah satan ve acayı Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya kaçıran CIA ajanı Turpil'den söz ediyoruz. Turpil'in amiri Hansdir. Michael Lydon, Amerika'da İsrail için çalışan AEI'de de yani American Enterprise Institute'ta görev yapmıştır. Neocon Michael Rabin de AEI'in analistlerindendir. Mısır'daki darbe için durmamız gereken yer sisinin yanıdır demişti. Robin 12 Şubat 2013'te Washington'da Gezi Kalkışması senaryosunun yazıldığı derin toplantının moderatörüydü. AEI AIPAC'in desteğiyle faaliyet yürütür. AIPAC de Amerika'daki Yahudi lobisine dahildir. AIPAC kadrosunun öne olmasıyla kurulmuş olan Weinop Washington Institute for Near East Policy, derin Amerika'ya çalışan ve İsrail yanlısı bir kuruluştur. Şu terör uzmanı paralel baş kaçan Weinop'ta staj yapmıştı. CIA ile bağlantılı Jamestown Vakfı'nda çalışmıştı. Tamer Korkmaz Yeni Şafak